Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın dostu Paris Cumhuriyetçi Milletvekili Claude Gasquen vefat etti. Batı Ermenistan'ın Van Gölü Havzası havaların ısınmasıyla canlanmaya başladı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı, bizimle asla güç dilinde konuşmaya kalkışmayın. Koronavirüs. Rusya Federasyonu Suriye'deki askeri üslerini genişletiyor. Konstantinopolis'teki Ermeni Kilisesi'nin haçını koparan şahıs gözaltına alındı. Ermenistan Cumhuriyeti Kamu Radyosu Besteciler Birliği arşivlerini de dijitalleştirecek. Karim, Paris Cumhuriyetçi Milletvekili olan Claude Gasquen 75 yaşında vefat etti. Koronavirüs ile enfekte olduktan sonra yoğun bakımda tedavi görüyordu. Claude Gasquen, Perşembe sabahı kalp krizinden öldü. Aile üyeleri koronavirüsten daha yeni iyileşiyordu diye bir açıklama yaptı. Koronavirüs nedeniyle 22 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde bulunan Paris'in 16. bölgesinin eski belediye başkanı kendini daha iyi hissediyordu ve hatta yürümeye başladı. Ancak kalple ilgili ölümüyle sonuçlanan komplikasyonlar ortaya çıktı. 1993'te Paris'in 16. bölgesinden milletvekili seçildiğinden bu yana 20 yıldan fazla politik görevde kaldı. 2008-2014 yılları arasında belediye başkanı olarak görev yaptı. Ayrıca Alain Juppé'nin bakanlarından biriydi ve Mayıs 1995'ten Kasım'a kadar devlet reformundan ve vatandaşlığın ademi merkeziyetçiliğinden sorumluydu. 2013 yılında Suriye'deki savaşın zirvesinde doğudaki Hristiyanların farklı olma haklarını korumak için büyük bir seferberliği organize etti ve böylece IŞİD'in karanlık güçleri tarafından Hristiyanlara karşı işlenen suçları hatırlattı. Bu vesileyle yakın zamanda Suriye'den dönen Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ı tanıklıkta bulunması için davet etmişti. Batı Ermenistan'ın Van şehrinin Saray ilçesindeki sulak alanlarda havaların ısınmasıyla birçok kuş türü görülmeye başlandı. Göçmen kuşların göç güzergahında bulunan Van Gölü Havzası her yıl yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Birçok kuş türünün görülebildiği sulak alanlar göçmen kuşların gelmesiyle şenlendi. Buna rağmen Erciş ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı denetimde Van Gölü'nde kaçak avlanan 2 tonu ölü, 3 ton inci kefali ele geçirildi. Canlı inci kefalleri suya bırakıldı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Azerbaycan Devlet Başkanı Karabağ sorununun zor kullanarak çözülmesi yolunu seçtiyse biz hazırız diye bir açıklamada bulundu. Facebook'ta canlı yayın sırasında Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan, Azerbaycan Devlet Başkanı tarafından geçen gün yapılan açıklamalara karşı çıktı ve şöyle devam etti. İlham Aliyev elbette kendi açıklamalarını yaptı. Kırmak istemiyorum ama bu bir politikacıya layık bir açıklama değil. Özellikle de dünyada güç faktörü ön plana sürülüyor ifadesi. Başka bir deyişle sorunu zor kullanarak çözme yolunu mu seçtiniz Bay Aliyev? Biz hazırız. Hazırız ve sonuçlarının bizim için net olduğunu temin etmek istiyorum. 1994'te nasıl olduysa bugün de aynısı olacak. Bizimle asla güç dilinde konuşmayı denemeyin. Ya da bizim eski şehrimiz Yerevan Ermenistan'a verildiği sözünüz affedilemez. Eğer böyle düşünüyorsanız tarihsel yanlışlıklarınızı düzeltme şansınız var. Ancak Azerbaycan için bu yıkıcı olacaktır. Bizimle bir daha güç dilinde konuşmaya cesaret etmeyin. Müzakereler yoluyla sorunun barışçıl ve mantıklı bir çözümüne hazırız. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden aktarılan bilgiye göre 30 Mayıs saat 11'den itibaren Ermenistan Cumhuriyeti'nde 251 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Toplamda 8.927 koronavirüs vakası doğrulandı. Son günde 1039 olmak üzere toplam test sayısı 57.081'dir. Bir günde 221 artışla şu anda 5.435 kişi tedavi edilmektedir. Rusya Federasyonu Uzmanlık Konseyi üyesi Alexander Perinciyev, Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerini genişleterek Orta Doğu'daki varlığını güçlendireceğini belirtti. Daha önce Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na Suriye kıyılarında ek gayrimenkul ve kıyı sularının Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerine aktarılması konusunda Şam ile görüşme talimatı verdi. Belge, yasal bilgi portalında yayınlandı. Belge, temel olmayan değişikliklere izin veriyor.
Alexander Pergiev'e göre Rusya Federasyonu Suriye ve Akdeniz'deki varlığını güçlendirme niyetini gösteriyor. Bu adım, Türk-Libya Ulusal Anlaşma Hükümeti'nin son zamanlarda Akdeniz'de etkinleşen politikası bağlamında özellikle önemlidir. Akdeniz'in doğusunda yeni bir oyuncunun göründüğünü teyit edebiliriz. Üsküdar bölgesindeki Ermeni Surp Grigorlu Savoriş Kilisesi'ne yapılan saldırıdan sonra bir kişi gözaltına alındı. Konstantinopolis'teki Cumhuriyet Başsavcılığından basına yapılan açıklamada ibadethanelere zarar verme iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Daha önce belirttiğimiz gibi birkaç gün önce bilinmeyen bir kişi kilisenin dış kapısındaki haçı vahşice koparttı ve kaldırıma attı. Nefret zemininde yapılan saldırı kilise güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti. Ermenistan Cumhuriyeti Besteciler Birliği çatı katında 10 yıllardır gözlerden ve kulaklardan uzak sığınak bulan hazinelerin yakında yeni bir hayatı ve yaşama hakkı olacak. Birlik Başkanı Aram Satyan'ın önerisiyle Kamu Radyosu Besteciler Birliği arşivini sayısallaştıracak. Ünlü bestecilerin eserleri, kongrelerdeki besteler hakkında tartışmaların münhasır kayıtları, el yazmaları hem Kamu Radyosu'nun altın fonunda hem de Besteciler Birliği'nde sayısallaştırılıp arşivlenecek ve genel sanatsever kamuoyuna sunulacak. Radyodaki sayısallaştırma çalışmalarını tanınmış sanatçı Artur İspiryan koordine edecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Yerevan Oda Korosu'ndan Ermeni halk şarkısı Maralo adlı eseri sunuyorum. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.